siz biyolojik ve biyoteknik mücadele için bu bahçede hizmet veriyorsunuz biliyorum. Hem sizin kendi tesisinizde ürettiğiniz faydalı böcekler kullanılıyor bu bahçede, hem de çiftçimizin bilfiil kendisinin ürettiği böcekler de kullanılıyor. Bize bu konuda da bilgi verebilir misiniz acaba? Hangi böcekleri hangi problemler için kullanıyoruz? Nasıl üretiyoruz? Nasıl sonuçlar alıyoruz? Özellikle bölgede zannediyorum büyük problem unlu bit, narenciyede. Bunun için de bazı yararlı böcekler ürettiğinizi biliyoruz. Çiftçi bunlardan nasıl faydalanacak? İçinde bulunduğumuz bahçede örneğin hangi yöntemlerle nasıl mücadele ediyorsunuz efendim? Teşekkür ederim Mine Hanım. Şimdi turunçgilden yola çıkarsak, turunçgilde 3 ana zararlımız var. Evet. Birisi unlu bit, birisi kabuklu bit, birisi de pas böcüsü. Evet. Özellikle Akdeniz bölgesi için. Hı hı. Unlu bitin biyolojik mücadelesi için kullanılan iki böceği üretiyoruz biz. Hı hı. Bunlardan bir tanesi parazitoid dediğimiz bu böcekler. Çok küçük canlılar. Evet. Bunlar, çiftçi bunları hatta sinek diyor ama aslında bunlar çok minik arılardır. Bunlar unlu bit dediğimiz zararlının içine yumurtalarını bırakıyorlar. Yani bitin evet, içine kendisini aynı, deliyor. Evet, içine yumurtalarını bırakıyor. Yumurta o unlu bitin içinde gelişirken unlu bit ölüyor. Ve bu unlu bitin içinden bu sinekler tekrar çıkıyor. Yani unlu biti sokuyor, içerisine yumurtalarını bırakıyor, imha ediyor onu o şekilde. Evet, imha ediyor. Evet. Birincisi bu. Evet. İkincisi de bu küçük kutularda gördüğümüz hı hı. avcı böcek dediğimiz böcekler. Evet. Bunlar da unlu bitin yumurtalarıyla, erginleriyle, evet. Küçük dönemleriyle besleniyorlar. Hı-hı. Bu iki evet. böceği unlu bitin mücadelesi, biyolojik mücadelesi için kullanıyoruz. Evet. Şimdi bunları gördüğünüz paketlerde üreticilerimize getiriyoruz. Bizim tesisimizde üretiyoruz. Evet. Laboratuvar koşullarında üretiliyor. Bunların uygulamasını da nasıl yapacaklarını çiftçilere biz ya da bizim arkadaşlarımız ilk defa kullananlara evet. ama bulunduğumuz bahçedeki gibi çok uzun yıllardır kullanan üreticilerim var. Onlar da ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Evet. Onların böyle bir şeye ihtiyacı olmuyor ama yeni kullananlar da evet. mutlaka biz gerekli teknik desteğimizi veriyoruz.